Enginardır. Kalabalık edenler. Geçen gün ne demiştik? TKP 2'ye bölünmüş, bir bildiğimiz TKP varmış, bir de TKP 1920, Cerruti 1881 gibi. Tam olarak böyle değilmiş, biz de düzeltelim. Bir TKP var, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iktidarı elinde tutuyor. Bir, Kuaför Vili'den ayrılan manikürcü Perihan gibi ondan ayrılan Halkın Türkiye Komünist Partisi varmış, bir de gene ondan ayrılan sadece KP. Değerli komünistlerimiz bu üç partiden hangisinin en bir hakiki öz TKP olduğuna karar verecekler. Fakat bu karar bir işe yaramayacak çünkü son ikisi seçime giremiyor. Seçime bir girebilseler devrim başlayacak aslında Taksim'de başlamıştı. Cihangir'i geçip Karaköy'e inemedi. Karaköy'e inebilseler kızları da kurtarıp Cibali Tütün Fabrikası'na bembeyaz başörtülü işçi yapacaklardı. 7 Haziran seçimine tam 31 parti katılıyor. Meclise gireceği kesin olan 3 parti var. Kazanacağı kesin olan da bir tek parti. Bir de girip giremeyeceği merakla beklenen ve giremeyecek gibi görünen 3. küçük bir parti daha. Ötesi Mizah. Şunlara bakınız. Alternatif Parti. Elektrik akımı gibi. Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Gelişim Partisi, Emek Partisi, Genç Parti ki başkanı yurt dışında yatar kalkar. Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Eşitlik Partisi, İkisini karıştırmayınız. Hak ve Özgürlükler Partisi, hele bunu hiç karıştırmayın. Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükseliş Partisi, Zinhar bunlarda karıştırılmayacak. Hür Dava Partisi, Merkez Parti, Millet Partisi, Millet ve Adalet Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi, Yurt Partisi. Ek olarak tavşan kuyruğu gibi ne uzayan ne kısalan bazı bildik partilerde yok değil tabi. İP, DSP, BBP, DYP, LDP, SP falan. Bir türlü anlam veremiyorum. İnsan bırak iktidara gelmeyi, bırak baraj aşmayı ve meclise girmeyi, baraja uzaktan bile yaklaşamayacağını, toplam yüzde %1 bile oy alamayacağını bildiği nafile bir mücadele bile bile niçin ladesler? Gazetelerde adı geçsin diye mi? O kadarını gece kondulara yönelik yarışma programlarına katılan Özden ile Mar, ya bile başarıyorlar yahu. Yani kumar oynatmak amacıyla açılan bir takım aşağılık yerlerden değil, iyi kötü siyaset iddiası olan parti gibi partilerden söz ediyorum. Yatak çarşafı gibi oy pusulası basmak zorunda kalan matbaacıya küfür ettirmek başka ne yararı vardır bunun? Gözlerimiz bu curcuna da gitarcı çocukların kurduğu Gezi Partisi'ni de hep arıyor bulamıyor. Emre elektronik bilmem ne partisi nerede peki? Madem bunlar birer mizah şaheseriydi, postalcı basın bu saçmalıkları niçin ciddiye aldı da bir süre reklamını yaptı. Oysa uğraşa didine Emine Ülker Tarhan adında bir hanımı sanki önemli bir şahsiyetmiş gibi göstermeyi başarmışlardı. O da seçime giriyor. Anadolu Partisi. Niçin bir Trakya Partisi yoktur? Onu da isteriz. Bazı muhalif avanaklara da sormak isterim. Bütün bunları toplasak bir Turkish Striz'e çıkarır mıyız lan? Engin Ardıç, Sabah.